Yeşil mi kullansam yoksa gri renkli mi? Sarı renklisini niye üretirler ki? Kırmızısı da var. Gökkuşağı gibi çok renklisi de. Acaba neden? Merhaba arkadaşlar. Bülent Alay ile Balık Avı YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Amatör balık avcılığına yeni başlayan ya da başlamaya heves eden arkadaşların faydalanması için videolar hazırlıyorum. Kanalımda yayınlıyorum. Birkaç video çektik. Videolar devam edecek. Girişten de anladığınız gibi bu videonun ana konusu örgülü ip misinaların renkleri. Valla bana sorarsanız bu renklerin benim için hiçbir önemi yok. Niye? Çünkü ben lider kullanıyorum. Lider kullandığınız zaman bu renklerin kişisel tercihten öte bazı pratik kullanımları var. Keyfinize göre seçebilirsiniz. Lider kullanıyorsanız eğer. Lider kullanmıyorsanız işin boyutu başka yöne gidebilir. Mesela sarı renkli muhtemelen parlıyordur şu anda. Parıl parıl parlıyor. Sarı renkli ip niye üretilsin ki mesela diyebilirsiniz. Nerede kullanılır? Nerede kullanabilirsiniz? Mesela teknede avlanıyorsunuz. Büyük balık avlıyorsunuz. Balığın ne tarafa gittiğini görüp tekneyi ona göre yönlendirme ihtiyacınız var. Görünen bir ip, sarı renkli, çok işinize yarar. Veya bait casting ile avlanıyorsunuz. Böyle tatlı suda ağaçlar suyun üstüne doğru inmiş. O alt tarafta nokta atış yapmanız gereken bir yerde balıklar geziniyor. Atışı yaptınız. Doğru yere doğru gitti mi gitmedi mi o sarı renkli çizgiyi takip ederek hemen anlayabilirsiniz mesela. Bunlar en basit örnekler. Mesela farklı renkte ip kullanmanın bir tane daha ipucu ne olabilir? Kalabalıkta avlanıyorsunuz. Mesela 3 kişi, 4 kişi buddy'niz var, beraber pazar günü balığa ava gittiniz. Dar bir yerde avlanıyorsunuz. Herkesin ipi aynı renk. İpler birbirine karıştı dar alanda. Kimin nereye attığı, üst üste attığı mı, atmadı mı görünmüyor. Ama hepsinde farklı renk olursa kimin ne tarafa attığı çok daha belirgin oluyor. Zaten bu renklerin kullanılmasının asıl amacı görünürlük, görünmezlik değil. Yani sizin görmeniz, balığın görmesi değil. Nasıl olsa lider kullanıldığı için rengin başta da söylediğim gibi lider kullanıyorsanız böyle pratik amaçları var. Balık görmesin diye değil. Siz görün diye o renkler farklı farklı üretiliyor. Şeker pembesi bile renk var yani. Örneğin farklı renkli ipi nerede kullanabilirsiniz? Bir makineniz var, kullanıyorsunuz. Çok beğendiniz, ikincisini aldınız. Sürekli kullandığınız makine. Birisine 0,14 ip sardınız, birisine 0,20 ip sardınız. Aynı makine, belki de aynı kamış takım ayarladınız. Birine yeşil, birine gri veya birine açık gri, birine koyu gri farklı renkte sarıp hangi makinede hangi boyutta ip olduğunu, kalınlıkta ip olduğunu ince ayrıntı benim gibi yakın gözlüğü takıyorsanız yakın gözlüğünüzü takıp bakmak yerine hemen renginden ayırt edebilirsiniz. Bu da ayrı bir kullanış olabilir. Gelelim lider kullanmadığınız senaryolara. Başta da dedim ya benim için önemli değil çünkü ben lider kullanıyorum. Ama ben şahsen yine de gri renkli seçiyorum. Gri renkli kullanıyorum hep. Niye? Ben kayalıklarda jig avı yapıyorum genelde. Oralarda gri renkli, benim kullandığım gri renkli ip çok fazla görülmüyor benim tecrübeme göre.
Ama mesela mavi bir suda, yani işte masmavi gökyüzü suya vurmuş. Orada beyaz veya mavi renkli kullanmak görünürlüğü tamamen sıfırlamıyor ama yine de düşürüyor. Tam tersi mesela ben çok görüyorum. Açık yeşil renkli kullanan arkadaşlar oluyor. Genelde yeşil renkli satın alıyorlar. Çok berrak suda yeşil belli oluyor. Ama mesela işte ağaçlık yerlerde tatlı suda ağaçların yeşili bahar aylarında suyu yeşil hale getirdiği zaman o yeşil görünmüyor. Veya çamurlu bulanık suda koyu yeşil daha az görünüyor. Az puslu suda o açık yeşil daha az görünüyor. Dediğim gibi bunlar benim düşüncelerim, benim tecrübelerim. Herkesin gözü bir değil, balıkların gözü. Zaten hiçbirimiz gibi değil. Onlar, biz avcı balıklardan tabii bahsediyoruz. Ayçiçek, spin vesaire gibi. Onların belirli bir avı konsantre olduğu zaman belli bir görüş alanları var. Genelde bunu 2 metre çapında bir alan olarak söylerler. Yani lider kullandığınız zaman şöyle 1,5-2 metrelik bir lider kullandığınız zaman ipin rengi balığın bile umrunda olmuyor. Kırmızı renkte ip mesela veya kırmızı renkli normal standart misine de olabilir veya işte monofilament misine de olabilir. Derin suda ışığın hiç ulaşmadığı böyle 40, 50, 60 metre derinliklerde mesela kırmızı renkli fluorokarbon bile belli olurken kırmızı hiç belli olmuyor mesela. Bu renklerin kullanılışı fluorokarbon lider kullandıktan sonra başta da belirttiğim gibi sizin tercihinize kalmış. Balığın değil, sizin görüp göremeyeceğinizi daha çok kafaya takmanızı, ona göre bir alışveriş yapmanızı ben şahsen tercih ederim. Eğer bu videoyu izleyen arkadaşların başka düşünceleri, başka fikirleri varsa, başka tecrübeleri varsa, onlar da aşağıdaki yorumlara yazarak bizlerle paylaşsın. Zaten bu videoların başta da belirttiğim gibi amacı neydi? Amatör balık avcılığına yeni başlayanlar içindi, onlara faydalı olabilmek içindi. Sizler de yorumlara bilgileri paylaşarak, düşüncelerinizi paylaşarak o arkadaşlarımıza sizler de faydalı olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Tüm avcı arkadaşlara, balık avcısı arkadaşlara rast gelsin diyorum.